Merhaba arkadaşlar. Bugün basit bir şekilde bu LED ampulü yakan, elektrik üreten manuel bir devre yapacağız. Bunun için daha önce parçalamış olduğum para makinesinin içerisinden çıkan bu motoru kullanacağım. Zaten o zaman da bununla elektrik üreteceğimi söylemiştim. Bununla elektrik üretebiliriz arkadaşlar. Aslında elektrik verdiğimizde dönen bütün motorlardan elektrik üretebiliriz. İlerleyen videolarımda anlatacağım ama şimdi konumuz bu olmadığı için direkt ben bu motorla elektrik nasıl üretebileceğinizi anlatacağım. Zaten çok basit. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Bunun içerisinde sabit mıknatıs var ve sabit mıknatıs olan bütün motorlar sadece döndürme ile elektrik üretebiliyor. Fakat biz bunu depolamak için şöyle küçük pillerden yararlanıyoruz. Bu şu an tamamıyla boş olan bir pil. Direkt ben göstermek için şöyle motoruma bağladığım zaman motorumun artı ve eksi kablolarına bağladığımda şu an gördüğünüz gibi motor dönmüyor. Ama ben bu motorumu şöyle çevirdiğimde kendi ürettiği elektrikle bakın döndüğünü görebiliyorsunuz. Şu an ben hafif bir çevirdiğimde şu pili şarj ediyor ve hemen dönmeye başlıyor. Bakın. Eğer biraz daha çok çevirirsem daha uzun süre dönecek. Bakın. Şimdi ben buna manuel bir kol yapıp bu şekilde daha fazla çevirmeyi deneyeceğim. Ama şu an görmüş olduğunuz gibi ben bu motoru çevirdiğimde direkt ürettiği elektriği bu pile depoluyor. Fakat kendisi kullanıyor arkadaşlar. Hemen motorun kendisi kullandığı için de şarjı hemen bitiyor. Bunun için de küçük bir malzeme kullanacağız ve bunu engelleyeceğiz. Bunu engellememiz gerekiyor. Yoksa biz LED ampulü yakamayız. Sadece motoru döndürmüş oluruz. Bunun için de ayrı bir devre elemanı kullanmamız gerekiyor. Şimdi ben hemen bunun için basit bir kutu hazırlayacağım ve bu kutunun içerisine yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle bir ahşap parçasına motorumu yerleştireceğim. Ama onun üzerine şu motorun mili çıkacak şekilde delikler delmem gerekiyor. Aynı zamanda şuraya vidalamak için de yine küçük iki tane delik deleceğim. Delikleri bulabilmek için şöyle küçük bir kağıttan faydalanıyorum. Motorumun milini buradan geçireceğim. Evet, kutuyu yaptık arkadaşlar. Buradan bağlantıları yapmak için üst kapağını şu an takmıyorum. Ön taraftan bir tane delik deleceğim. Buradan duyulara giden kabloyu çıkartacağım. Şimdi burada bizim rediktörlü motorun kablosu var. Bunun kırmızı olan kablosu artı. Pilin de yine artı kablosu kırmızı olan kablo. Şimdi biz direkt eksi olan kabloyu şöyle birbirine bağlıyoruz. Artı olan kabloyu ise arkadaşlar direkt bağlamıyoruz. Çünkü direkt bağlarsak motorun ürettiği elektriği kendisi harcar. O yüzden araya bir tane diyot bağlayacağız. Şöyle bir diyot kullanacağız arkadaşlar. Bu diyot bir yönde akım geçişine izin verecek, diğer yönde akım geçişine izin vermeyecek. Gümüş çizgili olan tarafa doğru artı geçişine izin verecek. Tersine doğru geçişine izin vermediği için motorumuz dönmeyecek. Yani elektrik ürettikten sonra pili biraz şarj edecek. Fakat pilden geriye doğru motora enerji gelmeyecek. Motor ürettiği elektrikle tekrar dönmeyecek arkadaşlar. Hemen diyotu buraya bağladım. Bakın motordan gelen DC akım pile gelecek ama tekrar geriye motora dönmeyecek. Bunu böyle buraya bağladım. Şimdi bizim LED ampulümüze elektrik gitmesi gerekiyor. LED ampulü de bu şekilde bağlıyorum. Şurada ön tarafta bir delik delmiştik. Buradan
LED ampulümüzü geçirdiğimiz zaman şöyle, şimdi bunun bağlantısını yapacağım. Bunun bağlantısını ise arkadaşlar direkt pile yapmamız gerekiyor. Bakın buraya pile bağlantısını yapıyorum. Burada diyotun bu bacağına değil, eğer çünkü diyotun bu bacağına bağlantı yaparsak buraya da geri akım gelmeyeceği için aküden gelen, yani pilden gelen enerji buraya ulaşmayacak ama diğer tarafa ulaşacak. O yüzden bunu diyotun gümüş çizgi olan tarafına bağlıyorum. Bakın. Şimdi bu uçları lehimleyeceğim. Şimdi bu uçları izole ediyorum. Artık üst kapağımı kapatabilirim. Şimdi lambayı takıyorum. Buraya motoru çevirmek için şöyle basit bir kol hazırladım. Bakın görüyorsunuz LED ampulüm yandı. Gayet güzel bir şekilde yandığını görüyorsunuz. Şimdi ışıkları kapatacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi manuel bir ışık kaynağı yaptık. Burada motor elektrik üretiyor ve lambayı yakıyor. Lamba bu şekilde biraz daha yanabiliyor. Siz uzun süre çevirirseniz lamba daha uzun süre yanabilir. Ama bu kadar çevirmeye bile gayet güzel bir şekilde ampulümüz yanıyor arkadaşlar. Birazdan söndükten sonra tekrar çevireceğim ve deneyeceğim. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler.